Sapanca 1968 doğumluyum. Bir denizcinin oğluyum. Babam müziği çok severdi. Sefere çıkardı. Yabancı yük gemilerinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin gemilerinde çalışırdı. Mesela 6 ay gidiyordu, mesela 6 ay sonra geliyordu. Ama müziği çok seven, benim de müzik kabiliyetim bilen, geldiği zaman, seferden geldiği zaman mahallenin neşesiydik yani. Babam müzik yapar, efendim söyleyeyim, insanları toplar, onlara yemekler yapar. Eğlendirirdi babam, severdi. Herhalde benim de musiki kabiliyetimi bildiği için ya da keşfettiği için diyeyim. Benim kendi başıma yaptığım bir bağlama vardı. Onu da gördü. Bu çocukta dedi bir şeyler var. Acıdı bana, bir tane bağlama aldı. Oyma Gürgen bir bağlama. Ve öyle başladım. Sonra Adapazarı Belediye Konservatuarı'nın açıldığını duyduk. Duydular. Beni Adapazarı Belediye Konservatuarı'na gittim. Öyle başladım tambura. Gelenin biraz eskisine gitmek lazım. Gelenek çünkü toplumların gelişiminin temelinde olan bir süreç. O süreç toprak işlemekten başladı ve gelişti. Çünkü bu gelenek dediğim şey bir süreçten sonra bir merhaleye geliyor. Orada belli bir gelişime ulaşıyor. Ondan sonra o gelenek haline geliyor. Ve o tekrar edilince aslında gelenek dediğimiz yapı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü onun sıfır olduğu zaman gelenek değil. O belli bir sürece geliyor ve o biraz olgunlaşmış oluyor hafif. Ondan sonra o taklit edildiği zaman o taklit edilen şey gelenek olmuş oluyor. Yani bir anda gelenek ortaya çıkmıyor. Yani gelenek bu manada olması gereken bir süreç. Yani başlangıç süresi diyelim. Yani o geleneği görenek dediğimiz şey böyle bir yapı. Geleneği oluşturan elemanlar da başta insan. İhtiyaçlara göre şekil alan bir yapı bu gelenek. Sizin ihtiyaçlarınız ne yönde ilerliyorsa geleneğiniz de o yönde şekillenmiş oluyor. Belki o anki ihtiyacınız o gelenekteki bir parçayı değiştirmek zorunda bırakıyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. Değiştirdikçe gelenek de bir şekilde gelişiyor. Ama bu gelişme olumlu da olabiliyor, olumsuz da olabiliyor. Fakat oluyor. Yani gelenek yine kendi varlığını muhafaza ediyor. Evet, şimdi bu gelenek dediğimiz yapı, sanatı düşünürsek, sanatta müzikten bahsedeceksek, müzikte pek yazılı olarak bu gelenek pek gelmemiş. Bu daha çok hat, tesipte yani görsel malzemelerde daha çok yazıya dayalı olduğu için bu geleneğin
Bir öncesini görebiliyoruz gözle ama müzikte göremiyoruz. Müzikte nasıl görebiliyoruz? İşte beste yapıyor bir besteci. O bestesinden yola çıkarak diğer besteler, bu hocanın özelliği demek buymuş, gelenekte bu kullanılmış diyebiliyoruz. Bu olmasa zaten diyemeyiz. Peki icada nasıl diyebileceğiz? İcada da diyemiyoruz çünkü kayıt teknolojisi, bu seslerin zapt edilmesi olayı çok eski değil. Yani yeni. Yani belki 1700'lerin sonu, işte 1800'ler gidiyor, 1900'lerin sonunda. Yani o çalışma bir olgunlaşıyor, sonra netice alıyor. İşte taş plak dediğimiz, gramofon dediğimiz neticeye geliyor. Ama bu gelenek meselesi ilk önce kulaktan kulağa gelmiş. Bir hoca var, yanında herkesin yeteneğini keşfettiği bir çırağı var. O çırak belli bir seviyeye geliyor, işte kalfa gibi oluyor. Sonra ustasının seviyesine biraz yaklaşıyor. Diyor tamam diyor, sen diyor usta olmaya yaklaştın, hadi kendi yoluna diyor. Onu bırakıyor. Gelenek bir şekilde böyle gelmiş, yani kulaktan kulağa. Ruberu, yüz yüze. Yani bu kitap üzerinden değil. Bu gelenek bu manada çok sağlam bir yapıya sahip aslında. Hani ruberu, kişiden kişiye geldiği için bu önemli. Müzikte de belli bir usta var, yani besteci dediğimiz bestekar. Onun öğrencisi var, onun öğrencisi var, onun öğrencisi birbirine aktara aktara günümüze kadar gelmiş. Ama burada şey şu, çok önemli bir safha. Aktardığı kişilerden bir tanesi vefat ettiği zaman, erken yaşta, kesiliyor. Bak, aktarım olamıyor. Demek ki insan ömrünün doğru orantılı bir yapı bu gelenek. Usta çırağını seçerken o öğrencisinin sağlıklı olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü aktardığı zaman onun belli bir yerde kesilmemesi gerekiyor. O da kendi öğrencisini bulup o bilgilerin aktarılması lazım. Tarih içerisinde bu tür aksaklıklar maalesef olmuş, yaşanmış. Bazı eserler günümüzde gelememiş mesela. Bazı bestecilerin eserlerini bilmiyoruz, isimlerini biliyoruz. Hani hep öğrenci, usta, çırak, usta, çırak, usta, çırak çok sağlam gelse yani müthiş olurdu. Ama arada kesintiler olduğu için elimizdekilerle yetiniyoruz. Ama araştırmaya da devam eden araştırmacılarımız var. Yeni yeni kaynaklar bulundukça geleneğin değişmez noktaları diyelim, unsurları daha ön plana çıkarılacak. Onun üzerine binalar işte yapılacaksa yapılacak o binalar. Gelenekteki teknik imkanlar ya da o insanların ihtiyaçları neydi? Bunları cevap aradığımız zaman aslında çalış tarzlarını da bir nevi bulmuş oluruz. Yani yaklaşmış oluruz. Yani tam manasıyla kavrayamayız. Mesela o dönemdeki insanlar bugünkü gibi fast food bir hayatları yok. Zamanları var mı? Var. Geniş. Peki bu genişlik içerisinde neler yapıyorlar? En azından bir Müslüman toplum için söyleyelim. İnsanlar sabah namazıyla kalkıyorlar. Sabah namazlarını kıldıktan sonra dualarını ediyorlar. İşte bir dükkan sahibi ise, ticaret erbabı ise ona göre duasını yapıyor. Bir araya geliyorlar. İşte kahvaltısı, kahvaltı diye bir şey yok zaten o dönemde biliyorsunuz. Yani varsa yapıyorlar, yiyorlar bir şeyler. Yoksa akşama da bir yemek. Yani bir sabah yerler, bir akşam yerlerdi. Sonra ne yaparlardı? Çekilirlerdi değil mi evlerine? Uyumaya çekilirlerdi. Zamanları bu. Peki bu sabahtan akşam vaktine kadar olan kısımda ne yapıyorlar? Beş vakit namaz kılıyorlar. O arada salatü selamsız geçirmiyorlar zamanlarını değil mi? Yani bir iş yaparken de dua okuyor, duasını okuyor. Yani iki işi bir arada yapıyor yani. Zikrini yapıyor ama o arada da işini yapıyor. Tarlasını ekiyor, ne bileyim, sütünü sağıyor falan. Şimdi bunları yapan bir toplum içerisinde zaman kendisine var yeteri kadar. İşin diğer kısımlarında ne yapacak bu kişi?
sanatın bir kısmıyla da uğraşacak. Çünkü zanaatı zaten yapıyor. Zanaat nedir? Zanaatla sanatı da bu arada yani ayırmak gerekiyor. Yani. Somut bir şey yapıyor, zanaat yapıyor ama soyut bir şeyi üzerine bir simge olarak koyuyor. Bu imgeler şey, manzumesidir bunlar. Peki sanat nasıl bir durum? Sanatta da zanaatın bir bölümü var. Nedir? İşte elle, gözle gördüğünüz bir şeyi icra ediyorsunuz. Bakın somut bir şey yapıyorsunuz yani. Hatta bunu duyuruyorsunuz, değil mi? Evet. Bu sanatla sanat birbirinin içine geçmiş iki kavram. Modern sanat dediğimiz yapı ise temelinde biraz geleneği barındıran ama işlem sırası çok farklı bir yapıda olan bir tür modern sanat. Ama modern sanatı da şöyle şey yapabiliriz yani hangi modern? Yani 21. yüzyılın moderni mi? 1900'lerin moderni mi? Şimdi moderni yenileşme olarak görüyorsak 1800 yıllardan sonraki gelen 1801. yıldaki de modern oluyor o zaman. Modern şey, kelime manası itibariyle. O yüzden her dönem bir modernlik yaşamışız. Biz şu andaki modernlik yapımız, diyelim ki ortaya bir şey koydun, dedin ki bu modern sanat. Senden bir gün önce yapılmış olan ne oldu? Modern olmadı değil mi? O eski olmuş oldu değil mi? Bak, yani modernlik bu manada sürekli üzerine konan, gelenek gibi bir şey oldu işte. Bak, gelenek de öyle değil miydi? Köyce bir şey yapmıştık, üzerine bir şey koyduk, onun biraz daha yenisi oldu, modern oldu. Onun üstüne bir şey daha konu modern, işte günümüze kadar işte gelenek bu şekilde gelmiş oldu işte. Yani modern bir gelenek yani, gördüğünüz gibi. Öyle değil mi? Halbuki gelenek sürekli devam eden bir yapı. Gelenek hiçbir zaman zorda kalmak için sekteye uğratılamaz. Yani bu baskıyla işte ne bileyim başka yöntemlerle. Hatta öyle dönemler yaşadık değil mi? Yani insanlar bir araya gelip müzik yapamayacağı durumlara geldi. Ne bileyim işte başka şeyler yaşadık. Ama buna rağmen cezalar yaptırma uygulanmasına rağmen gelenek bitmedi. Geleneği bir şekilde devam ettirdi insan. Şimdi bakın ihtiyaçlardan yola çıktık ya. Hani gelenek insan ihtiyaçlarıyla ortaya çıkıyor. Şimdi gürültü dediğim şey de böyle bir şey. İnsan o yaptığı şeyin gürültülü olmasını istiyor. O yüzden bu çıkıyor. Yok gürültü olmasını istemezse zaten o kişi. Hatta evinde rahatlayacağı zaman gürültüyle rahatlayamaz. Yani dışarıda gürültüsünü yapar, eve geldiği zaman hiç gürültü istemez. Hatta komşularına bile kapısını çalar, ya bir uyuyacağız be kardeşim. Gürültü yapmayın der değil mi? O gürültü yapan kişi, düşünebiliyor musun? Uyuyacağı zaman gürültüsüzlük istiyor. Yani bu demektir ki insan egoları kendine hakim olamıyor maalesef. Hatta ben İstanbul'da çok defa karşılaşıyorum metroda. Yani dinlediği müziği sesini açıyor. Hatta yanında hoparlör taşıyor. Bize de dinletiyor. Hatta arabaları da görüyoruz değil mi? Camın sonunu yani açıyor. İçerideki müziği dışarıyı da duyurmak istiyor. Ya ben bu müziği dinliyorum. Siz de dinleyin. Bu bencillik yani. Öyle değil mi? Ego. Yani egosunu tatmin ediyor aslında. Yani kendisi aslında birisi başka birisi aynı şeyi yapsa rahatsız olur. Sevmediği bir şey dinlediği zaman yani. İşte ben aslında gürültüyle moderni çok fazla bir yere şey yapmıyorum, tutmuyorum. Çünkü her yerde öyle değil. Yani öyle modern yerler var. İnsanlar birbirlerine saygılı, hiç gürültü de yapmazlar. Gürültü de çıkarmazlar. Ama toplumların kabul ettiği bazı değerler vardır ya, o değerlere de saygı duymak da gerekiyor. Mesela siz Avrupa'ya gidersiniz, bir otele yerleşirsiniz. Otelde belli vakitlerde kilise çanları çalar. Ya no, çok normal bir durum yani. O siz tabii ki eleştirirsiniz. Ya, eleştirme derken hani dinlemeyelim ya kapatın diyebilir misiniz şimdi böyle bir şey olur mu? Kilise çanlar için. Olmaz. Buraya gelenler yabancılar da aynı şekilde.
Bu ezan 5 vakit okunacak burada. Buranın kültürü veya işte din yapısı, geleneği, örfü, adeti var. Buna göre davranmak zorundasın. Bu da saygı gerek görünmesi gibi bir durumdur yani. Sabahattin Ergin diye bir hocamız vardı. Kendisi deniz subayıydı, emekli. O şöyle bir tanım yapmıştı müzikle alakalı. Anne karnındaki çocuğun resim yapma durumu yok. Onun plastik sanatlar yapma durumu yok. Ama o duyabilir. O oradan başlıyor duymaya. Şimdi insanlar da duyma yetenekleri var. Neyi dinlemek istediklerini kendileri karar veriyorlar. Demek ki burada karar verici mekanizma önemli. Siz bir şeyi dinlemek istiyorsanız size kimse mani olamaz. İşte burada seçeceksiniz. Yani seçimci sizsiniz. Seçici olun. Demek ki kaliteyi bulmak o kişinin görevi, vazifesi yani. Siz kendinize maruz bırakıldığınız şeyi dinlemeye devam ederseniz o müzik gibi olursunuz. Beslendiğiniz şey sizi şekillendirir. Neyle besleniyorsanız siz de öyle olursunuz yani. Bu bir fiziki bir konudur yani. Bu müzik de yani üniversitede yapılsın veya başka bir yerde yapılsın. Dünyanın her yerinde de böyledir aynı zamanda. Gelenek dediğimiz yapı o toplumun içerisindeki bireylerin alması gereken öncelikli unsurdur. Daha sonraki hayatlarında kendi ihtiyaçları onu şekillendirecektir. Fakat o toplumu anlayabilmek için o geleneği almak zorunda. O geleneği alacak, üzerine kendisi bir şey ekleyecek veya unsur çıkaracak. Kendisi kendine göre bir hayatı şekillendirecek. Bu müziğin içerisindeki güfteler de böyledir. Siz o güfteyi, o kelimeyi oradan çeker, atarsanız ortaya köprüsüz bir ırmak çıkar. Karşıdan karşıya geçemezsin. Bu nesili ayırıyorsun işte. Bak o aslında o nehri birbirine, o iki yakayı birbirine bağlayan şey o kelimelerdir. Yani musikide de bu şekildedir. İşte o musiki vardır köprü. Ama yalnızca o köprünün nesi vardır? Ayakları vardır. Ya da bir tel vardır mesela. Nasıl geçeceğiz karşı? İşte o köprüyü geçmemizi sağlayan unsurlar, işte bu çalgılardır, sözlerdir, düşüncelerdir, fikirlerdir. Siz o fikirleri alır, o güfteyi alır, yok ederseniz karşıya geçemeyiz. Nesil bölünür aradan. Nesili birbirine bağlayan şeyler bunlardır aslında. Belki de gelenek de aslında gelenek hani ilk oluşturulan ki şeylerdi yani unsurlardı ya ufak. Aslında onları hatırlamamız da vesile oluyor. Yani mesela bir kelimeyi duyuyorsunuz siz belki 20 sene önceki duyduğunuz bir kelimeydi sizi oraya bağlıyor. 20 sene öncekine bağlıyor. Ama siz devam ediyorsunuz yolculuğunuza. Geriye dönmüyorsunuz ki. Yalnızca hatırlıyorsunuz. Bu önemli. Kelime, işte güfte bağlantısı, çalgıların durumu. Okçulukta da aynı, tesipte de aynı. Yani ihtiyaçlarla beraber hayal edersiniz, sonra hayalinizi gerçekleştirirsiniz. O zaman işte o, bunun şunu yok, bunun buyu yok sorularına mahal vermemiş olur. Yani ilk önce demek ki geleneği bileceğiz, hayal edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Şimdi bir keresinde şöyle bir şey oldu. Bekir Sezgin hocamla ünsiyetimiz yüksek lisansta başladı. Ama o daha öncesinde zaten vardı. Bizi evine davet etmişti. Adapazarı Belediye Konservatuarı'na hoca olarak geliyordu. Evine gittik. Konuştuk, muhabbet ettik falan. Fakat daha sonra benim üniversiteye gidip ondan yüksek lisans ders alınacağım falan bunlar aklımın ucundan geçmiyor. Ve zaman geldi ben onun yüksek lisans talebesi oldum.
Seste ileri icra teknikleri diye bir ders veriyordu hocamız. Bir gün hocama yolda karşılaştım. Hocama dedim ki, hocam dedim ya bir beste yaptım. Besteyi şey yapabilir misiniz? Yani bakabilir misiniz? Yani nerede hata yaptım, nerede şey yaptım bilemiyorum. Hoca baktı besteye. Notlarını aldı güzel. Evet, şurada şu olacak, şurada şu olmalı falan diye bana hatta yani madde madde yazdı hoca. Şurada şunu yap, şurada şunu yap. Bana da dedi ki, Özer dedi, her güfte bestelenmez. Ayrıca bestelediğin şey güfteye her makam uygun olmaz. Makamın özelliklerini iyi bilmen gerekiyor. Güfteyi de geleneğe göre bestelemen gerekiyor. Vezine uygun usul seçmen gerekiyor. Bayağı böyle bir maddeli bir şey yaptı. Şimdi ben günlük yani müzik hayatımda da bir şey besteleyeceğim zaman ya da öyle bir durum olduğu zaman ilk önce güfteye bakıyorum. Bakın sizi şekillendiriyor. Yani gelenek ustadan çıra bu şekilde oluyor. Hemen aklınıza geliyor. Güfteyi seçmem lazım. Makam ne? Makam şu. O zaman o hocama söylediğim makam da Buselik makamıydı mesela. Buselik makam özelliği şudur. Şurada şunu yapar, şurada şunu yapar diye bir de açıklama yaptı. Yani hocam, yani onu hiç unutmuyorum. O yaptığı eleştiri benim daha sonraki eğitim, yani hocalık dönemimde de kullandığım bir yöntemdi. Bir keresinde ben de kendi öğrencime, bana aynı şekilde geldi öğrencim. Dedi hocam besteyi yaptım bir bakabilir misiniz? Ben de şimdi hocamın yaptığı gibi işaretledim. Maddeleri yazdım, ettim, şey yaptım. Bunları dedim yap. Bunları riayet et. Sonra tekrar getir. 2 hafta sonra geldi. Ben tabii hangi öğrenciydi bilmem neydi bilmediğim için. Hocam bir bakabilir misiniz dedi. Yine baktım. Yine maddeler. Hocam geçen sefer de aynı şeyleri söylemiştiniz diyor. Ya dedim, bunlar dedim sabit. Bunlara dikkat etmen lazım. Yani bu zamandan zamana değişen bir şey değil ki. İşte o geleneği oluşturan unsurlar dedik ya, onlar aslında sabittir. Yani size hocanızdan gelen şeylerdir onlar. Onlar her daim geçerlidir. Geleneğin olmadığı bir şey yok hayatımızda. Her an bir gelenekle yüz yüzeyiz. İşte bunu almayan bir nesil arzu etmiyoruz. Bu geleneği bilen bir nesili arzu ediyoruz. Ve olmalıyız da. Ben mesela buraya Amerikalı bir hoca gelmişti. Ben ona dedim ki, size dedim ait geleneksel bir çalgınız var mı? Düşündü biraz. Yani bir 5-6 dakika düşündü. Düşündü, acaba ne söylesem ne düşündü yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz süper güçsünüz ve sizin geleneğinizde size ait olan bir çalgı yok. Şimdi onu bırakıp buraya dönüyorum. Bende neler var ya? Ya biz bunların kıymetini mi bilmiyoruz acaba? Yani bana soruyor diyor ki sizin var mı diyor. Var diyorum. O var, şu var, bu var diyorum, şu var, bu var. Sayıyorum. Biz kendimizi yeterince tanıtamıyoruz galiba. Ama onlar bunun farkındalar, yabancılar. Bizim nasıl bir medeniyetin üzerinde olduğumuzu, nasıl bir kültürün üzerinde olduğumuzu. Bizim medeniyetimiz gibi elbette değerli medeniyetler de var. Yani onların da böyle değerleri var. Bu geleneği oluşturan şeyler, unsurlar ne kadar ön plana çıkarılırsa o modern sanat dediğimiz denilen var ya, o da şekillenecektir. İnanın.